Kardeşin sesi duyduk. Bizim bir arkadaş orada dedi ki Yılmaz'ın sesi bu. Gardiyana direkt Serkan diye hitap ediyordu zaten. Gevşek, bütün suç senin. Hep senin başına çıkıyor bunlar diye hakaret etti. O sırada bir kardeşi oldu, Yılmaz'ın sesi kesildi. Sonra ertesi gün sabah sayımdan sonra saat 10-11 gibi biz şeye çıkıyoruz, telefona çıkıyoruz. 11 gibi telefona çıkıyoruz. 11 gibi telefona çıkarken Yılmaz'ın kendini astırdı. Dizler kendini asmış. Biz de kendi aramızda konuştuk. Böyle bir şey imkansız. Yani çünkü orada kendi asacak bir yer yok. Koş girdiği müşahede bir kere bırakın kendi asmayı. İçeri sokarken ayakkabını bile aldılar. Yani ayakkabı bağcığını bile sokamazsın oraya. Kendi asması imkansız. Peki bu gördüğün görüntüler tamam verilmiş mi? Hayır. Eksik. Müşahede odasına katılan koridordaki görüntü yok. Orada kamera var çünkü ikinci görüntülerde hiç olay olmadığı görüntülerde var o oranı gösteriyor ama Yılmaz'ın katıldığı sırada o görüntü yok. Bir de gündüz olayın olduğu saatlerde yani Yılmaz'ın fark ettikleri saatlerdeki görüntüleri yani tek Yılmaz'ı merdivenden yukarı çıkarken var. O koridordaki o merdivene çıktıktan sonra o odaya soktukları zaman görüntü olması lazım. Ama ikinci görüntüde orayı gösteriyor. Ama Yılmaz'a koydukları saatleri. Bu neyi gösteriyor peki? Görüntüler eksik. Eksik ve... İhmalin olduğunu. İhmal değil. Orada bir kavga görüntü var. Onu dönmüşler, kesip dönmüşler. Gardiyanların toplandığı saat var ya. Evet. Orada, orasını duyabiliyoruz. Oraya kadar duyabiliyoruz. Oradan itirsini duyamıyoruz. Yani konuşma mesafe oluyor işte. Peki Yılmaz'ın durumu neydi? Hani herhangi bir sorunu, sıkıntısı şöyle var mıydı? Şöyle bir şey var. Yılmaz'ın koğuşuna kalan arkadaşlar hepsiyle konuştum. Yılmaz'ı da görüyordum. Ara sıra ziyarete çıkarken, telefona çıkarken görüyordum. Şöyle diyeyim, bizim koğuşta da birkaç kişiyle hatta bu olaydan önce de pusulaşı konuştum. Yılmaz spor yapan bir çocuktu. Açık açık yani. Kendine bakan bir çocuktu. Hani sağlığına çok dikkat eden bir çocuktu. Yani şeyden, görüntülerden bahçeden de çok iyi de vücut yapmıştı yani. Mesela koğuşundakiler de söylüyordu. Günde 4-5 saat spor yapıyormuş. Sonra kitap okuyor, oyun oynarmış. Yani vakitini öyle geçiriyordu yani. Kendini asacak bir çocuk değil. Kendini o duruma getirecek. Kişiden şu an cezaevinde Yılmaz'ın olayını duyan kim olursa olsun bizim tanıdık oradan, tanımayan, Yılmaz'ı tanıyan şeyde. Herkes de diyor, Yılmaz böyle bir şey yapmaz. İmkansız. Biz kendi aramızda da bunu çok konuştuk. Böyle bir şey imkansız. Yani bunu yukarıda darp ederken boynunu kırdılar. Yanda ikinci sabah alır koğuşa aldıklarında yine çıktığında yine harbede olduğu görüntüleri de yok. Gündüz aldıklarındaki görüntüleri hiç yok. 13 Ocak'tı değil mi? 13 Ocak'taki görüntüleri hiç yok. Önemli olan o görüntü. Hani imkansız, orada vurmamaları imkansız zaten. Normalde kimi alırsan orada vuruyorlar zaten. Ben de girdim dışarıya. Ben 4-5 kere girdim. Zaten çıkmadan en son 15 gün önce çıktım ben. Bir hafta 10 gün önce konuşuyla bir tartışmadan beni de aldılar akşam. Beni bile hani apar tupar yani vura vura içeri soktular. Ve soktukları yerde de yatak yok. Tuvalet başında. Hemen uzan beton var. Beton üzerinde tuvalet başında. Yalnızca ufak bir pencere var. Pencereden de dışarı gözükmesi imkansız. Saç, kalan saç, ufak ufak böyle delikler var. Bir de demir kapı var, o da şişli oluyor. Şişli kapı yaklaşık 1,5 metre var. Orada bir insan kendini asması imkansız. Hani havada durmaz yani sen bile oradan kendini asamazsın. Yani 1,50, 1,40 boyundaki bir insan bile kendini asamaz bu kapıda. Hani Yılmaz'ın boyu 1,70. 1.68, 1.69. Oraya zaten normalde dik dursa kapıyor onun boyunda. Hani imkansız bir şey. Kendi asması. Peki ayakkabı bağcığı deniliyor, işte eşofman bağcığı şöyle bir şey deniliyor. Diyeyim, bununla nasıl girebiliyor? Şöyle bir şey diyeyim. Oraya seni yalnızca pantolonla üstündeki elbiseleri koyarlar. Ayakkabını bile alırlar. Eşofman bağcığına izin veriyorlar mı peki? Hayır. Bağcığı çıkarırlar, çekerler. Bağcığı çekerler. Ayakkabıda bağcık olduğu için ayakkabı çıkarttırırlar. Ya da tehlikelidirler. Oraya kesinlikle ne bir kesici madde sokabilirsin,
o müşahede yalgasına yanında ip gibi. Çünkü daha önce bunun gibi kaç kere intihar olay olduğu için imkansız oraya bacakla girmesi. Hani oraya bacakla girmesi imkansız. Bacak mıydı normal diyorlar? Birisi diyor iç. İç çamaşırı, evet iç çamaşırı. Üç farklı şey. Üç farklı şey. Çamaşır tutup da kendini asacak bir yeri yok. Hani 1.40, 1.45 boyunda bir kapı var. Şişli kapı. Arada şöyle diyeyim, ortada geçen bir demir var. İşte demir yok. Ortadaki demir de 1 metrede. Hani oraya ipi nasıl tutacak ki? İpi tutturamaz oraya. İpi şuraya tuttuğu zaman ip aşağı kayar. İmkansız. Yani benim aklım almıyor. Hatta ben en son müşahede girdiğimde vallahi billahi bu olay aklıma geliyordu. Olay aklıma geldi. Ben hatta özellikle kaldığım müşahede bundan bir, daha bir ay önce bu olay bu. Bir ay önce. Ben şöyle deneyim dedim ya, şöyle bir durayım dedim. Berat, şöyle durayım dedim, kapı şuna mı geliyor? Ben ipi oraya asacak. Ben düşündüm, aklımda düşündüm, Yılmaz nasıl yapmış olabilir? Bu omzuna geliyor. Buna mı geliyor kapı? Yani ben, Yılmaz benim boyumda neyse, şuna mı geliyordu? Hani böyle durdum, düşünüyorum o müşahedenin içinde, ben bir gece kaldım o gün. Ben düşünüyorum, burada bir insan nasıl kendini asabilir? İmkansız. Ancak, hani şöyle bir şey diyeyim, kendini dizden bağlayacaksın ki bele, bükeceksin ki biri seni kaldıracak, oraya atacak. Öyle asar. Öbür türlü asamazsın kendini. Hani bir filmde izlemiştim, bir cezaevinde bir insanın öldürme süsü veriyorlar. Ay şu ayak kalça tarafına bağlarlar, razı asarlar. O da razı. Orada da öyle bir şey imkansız. Benim düşüncem boynu kırıldı, öyle uçuşu verdim. Ben kendim, çünkü cezaevinde herkes bunu diyor. Ve bunu kim diyorsa, bunu kim söylüyorsa, hepsini paket ettiler. Kim mesela paket ettiler? Mesela Çetin Kuruş vardı. En son hücre cezası vardı, hücre alacaktılar. Bu dedi, çıkıp kapıda siz beni Yılmaz gibi yapıp oraya açacaksınız. Muhabbeti yaptığı çocuğun evresi gün sabah paket ettiler. Başka bir cezaevine? Kardeşini de paket ettiler. Başka cezaevine. Ecevit Sağ var. İdareye bunu söyleyince, yani imalı bir şeyle sizin parmağınız var burada böyle değil dediği zaman ertesi gün yine sabah onu da paket ettiler. Yani bu konuda bir cezaevinde psikoloji baskı çok. Hepimize baskı yaptılar. Bütün bu bizim mahallenin çocukları, Yılmaz bizim mahallenin çocuğu olduğu için hepsi baskı. Hepsi açık açık yani imalı biçimde paket listesinin başına yazarım gibi konuşmalar yapıyorlardı. Bana kaç kere söylediler bunu. Bak rahat dur. Çok konuşuyorsun. Senin listenin başına alırım. Bak gözünü açarsın sabah başka yerde gibi konuşmalar yaparlardı. Hani böyle psikoloji baskı var cezaevinde. Hala da yapıyorlar. Peki Yılmaz'dan önce durum neydi cezaevinde? Genel ne yaşıyordunuz tutuklar olarak? Şöyle böyle bir şey var. Genel olarak Yılmaz'dan önce bu baskılar daha yüksekti. Evet. Neydi mesela baskılar? Ne biçim baskılar? Mesela cezaevinde koğuşlarda her koğuşta kapı bütonu vardı. Yani evet. O bütona basınca o gördüğümüz görüntüdeki Malta'daki şeyi yanar. Her koğuşun şeyi yanar. C5 mesela. C5'in şeyi yanar söner. Biz ona bastığımız zaman adam gardiyan gelir öyle rahatını bozmuşuz gibi ne var? Niye rahatsız ediyorsun? Gibi sizin konuşur. Oysa'nın görevi, boyunca bir sıkıntı var, rahatsız mı var? Bunu dile getirdiğin zaman basmayın butona. Ancak böyle bir şey olursa, birisi ölürse, kapkarızı geçirirse butona basın gibi de konuşuyorlar. Mesela rahatsız olursun, butona basarsan rahatsızım. Beni revire çıkarıyor, acil 12 çağırıyor. Akşam olduğum zaman 12 çağırmak zorundalar. Devlet sizin için mi çalışıyor burada? Devletin parasını harcamaya nasıl harcayayım gibisine konuşup niye 12 çağıracağım? Hani ölüyor mu bu adam gibisine konuşmuyorlar. Psikoloji baskı çok var. Şiddet var mıydı abi? Şiddet böyle. Tekten şiddet yapamazdı. Yani koğuştan, koğuşun içine girip de şiddet yapamaz. Çünkü koğuş kalabalık olduğu için
onlara karşılık geldiğini bilirler. Ancak Yılmaz'ın asarlara çıkarır Malta'ya, etrafına 30 kişi toplanır. Benim başıma çok geldi buraya. 30 kişi, orada karşında konuşan, cevap verdiğin gardiyan, sana mallı mallı konuşsa, böyle baskı yapıyor bak. Şimdi benim gizlediğim görüntüde de o. Evet. Baskı yapıyor. Yani psikoloji yapıyor. Sen orada yanlış bir kelime yaptığın gibi hemen tık üstüne 10 kişi saldırır. Ne yaptı? Bu adam hakaret etti bize. Peki şiddet kapalı yerlerde, kameramanın olmadığı yerlerde mi yapılıyor? Tabii ki. Mesela şu yukarı çıkardıkları o... Yok, görüntüden bağımsız. Mesela sizin... Mesela şöyle sen de dedin ya. Yok yok. O merdiven boşluğunda tek o girişler var. Bir de merdivenin ikinci basamağı dönüyor ki orada kamera yok. Orada bir şiddet yapabiliyorlar. Sizi götürüp orada şiddet yapıyorlar. Evet, orada vurup vurup sonra aynısı gibi devam edebilir. Kapıya kadar götürüp, kapıda da bir görüntü var normalde. Hücre cezaları sürekli mi veriyorlardı size? Hücre cezasında şöyle böyle bir şey var. Bu hücre değil. Müşahediye bu. Müşahediye. Hücrelerin devamı oluyor. Yani buraya nasıl alıyorlar? Akşam koğuşta bir kavga olur, gürültü olur. Ya da psikolojisi bozulur, birisi bozulur, benim moralim bozuk, beni alın gibisine. Buna anlaşamam dediği böyle yerler atıyor. Sabaha kadar. Sabah 8'den sonra mesai varsa sabah sorumlu başefendi gelir, seni başka koğuşa verir. Ya da başka koğuşa vermez, seni aynı koğuşa verir. Şimdi böyle bir enteresan bir şey var. Gündüz mesai saatinde müşahede alınmaz. Müşahede hayatta alınmaz. Sorumlu baş memur seni alıp da müşahede yapmaz. Ya seni koğuştan almaz, ya da der ki sen bu koğuşu istiyorsun, seni o koğuşa vermiyorum. Benim istediğim başka koğuşa vereceğim, seni başka koğuşa veririm. Öyle yapar. Yılmaz'ın gündüz müşahedeye girmesi beni kafamı karıştırıyor. Yani o müşahede girmemesi lazım. Tamam, akşam müşahede alırlar. Çünkü akşam sorumlu baş memuru yok. Mesai olmadığı için senin işlemini yapıp başka koğuşa da alamaz. Ama gündüz mesai var. Sorumlu baş memur var. Müdür var. Savcı var. Birinci müdür var. 4 tane müdür var. Bu mesai saatinde bunlar olduğu için seni müşahede almazlar. Ancak idareye karşı büyük bir kavga edersin, birisi gardiyana yumruk atarsın. Yani küfür edersin, seni öyle vura vura alırlar. Neden sonra rapor alıp da koymamıştır müşahede. Mesela ben akşam 11 gibi beni müşahede aldılar, beni kapı altında beklettiler, müşahede almadılar beni. 112 geldi, beni muayene etti, beni müşahede aldılar. Müşahede yarım saat sonra bir sefer devlet hastanesi aciline götürdüler, orada da rapor aldılar. Dert raporu var mı yok mu, öyle müşahede yapıldılar. Sabahta çıkardıkları zaman yine doktora çıkarıyorlar. Doktor bu sefer revir gündüz olduğu için orada muayene eder seni, öyle koğuşuyorlar. Böyle bir değişim oldu. Evet, önceden böyle bir şey yoktu. Evet. Böyle bir değişim yoktu. Farklı. Aynı böyle dövet, çevire çevire atalardı içeri. Şimdi öyle değil. Orada müşahede seni atmışlar, seni ölüme terk etmiştir. Sabaha kadar kimse senin yanına gelmez. Aşağıdaki gardiyan kendi rahatını bozup gelip seni kontrol etmez. Normalde müşahedeye yatan adamı ya bir saatte bir gardiyan kontrol etmesi lazım. Sabaha kadar, her saat başı gelip seni kontrol etmesi lazım. Öyle bir şey yapmamışlar. Ben mesela orada yattığım zaman sabaha kadar kapıya vurdum, biliyorum. Mide ağrısı çekiyorum, mideme rahatsızım. Vuruyorum, kimse gelmedi. En son sabah sayımına geldiler, ben söylüyorum böyle, bilirse de seni alacağız. Ya söyleyip beni aldılar. Yani müşahede böyle durumlar var. Sizi yalın ayak, çıplak ve şey... Ayakkabıları vermemelerinin sebebi bağcık olduğu için. Spor ayakkabıları... Terlik de vermiyorlar. Terlik yok. Terlik de vermiyorlar. Yerleri ıslatıyorlar peki abi? Hayır. Zaten yeri ıslatmana gerek yok. İçerideki çeşmeyi açtığın zaman, tuvalet başında böyle yer ıslanıyor. Yani... Şöyle bir şey var, duş, şöyle bir odaya düşün, şöyle düşün, şu kadar geniş, yani 1.5 metre uzunlukta, 1 metre geniş. 7 kişiydik biz. İnanır mısın, yerde yatacak yer yoktu. 10 kişi ayakta sabah bekliyordu, sabah sayımdan sonra 10 kişi kalkar, 10 kişi onların yerine yatar, sabah akşama kadar bekler. Öyle nöbetleşme yatıyorlar. Koğuşun yolu bu. Psikoloji olarak hazırlama zaten. Zaten koğuştan çıkmak istememenin sebebi de o. Büyük ihtimalle Yılmaz'ın koğuşu da küçüktü.
çok küçüktü. 30 kişi yakın yatıyordu o zaman. 38 kişi. Yani, 28. Yani 30'a yakın. O komşunun kapasitesi 16. Yani orada kimse yatmak istemez. Büyük komşuya geçmek ister. Büyük komşularda tamam. Kalabalık ama plaza geniş. Dolaşamıyorsun. Televizyon izleyemiyorsun. Kitap okuyamıyorsun. Hani ses, gürültü. Psikolojiyle kafan almıyor. Yani ben böyle düşünürüm. Beni aslında müşahedeye müşahedeye kafamı dinlerim daha. Ben öyle düşünüyorum. Yani. Size uyguladıkları şiddet, hak ihlallerine dair ne yapıyorsunuz? Bir mesela, girişimde bulunuyor musunuz? Şöyle, ceza tutukla verene dilekçe hakkım var. Adalet Bakanlığı'na dilekçe hakkım var. Etipik cezaevinin savcısı var. Ona itiraz şikayet hakkım var. Bir de koridorlarda, mahtalarda şikayet kutusu var. Hiç. Şimdiye kadar atan görmedim ama çünkü atma için koğuştan çıkarıp mahtaya gidip dilekçe atman lazım. O da koğuşun kapısını açman lazım. O da imkansız. Bir şikayet edemiyorum. Ancak ailene söyleyeceğim. Ailen CİMER'e yazacak. O da zor. CİMER'de de kolay kolay şey gelmiyor. Yani cezasızlık politikası böyle evet. Devam ediyor. Yani bu zaten bu son iki senedir cezaevleri bu konuda sıfır. Yani çözüm konusunda sıfır. Ya biz pandemir olduk. Hepimiz. Koğuş olarak pandemir olmuşuz. Hepimiz yataktayız ya, ölüyoruz. Koğuşumuzda da teste giden kişi ne pozitif çıkıyor koğuşumuzdan. O çok rahatsız. Çünkü aşısız bir vardı. Koğuşta 28 kişiyiz. 28'imizde pandemir olmuşuz. Yani ben kendimle ya kendimi biliyorum. Ben çünkü izindeyken geçirdim. Belimi hissetmiyorum. Böyle öksürüyorum. Koğuşumuzun kapısını bile açıp yemeği görmüyoruz. Yemeği kapıya bırakıyorlar. 2 metreleri görüyorlar. İçine teste sokmadılar. Hiçbirimizi teste sokmadı. 15 gün hepimiz öyle pandemi geçirdik. Yani diyor ki içeride öleceksin. Diyor iyileşsin iyileşsin. Çok kötü olursa seni alırım diyor. Müşahedeye alırım. Müşahedeye alıyor bile o gözlüğe bak. O pozitif çıkanlar da müşahedeye alıyorlar o zaman. Hastane diyor. Hastane de yok. Hastane de götürmüyorlar. Revir odalarına götürmüyorlar. Diyor bulaşmasın kimseye müşahedeye atıyorlar. Kaç tane karşımıyla müşahedeye 15-20 gün kaldı. Pandemi atacak. Atlattı. Burada gördük. Biz 18-19 kişi pandemimiz. Hiçbirimizi teste sokmadılar ve 20 gün sonra geldim kendi sanatları için bizi teste soktular. Hepimiz negatif çıkıyoruz 20 gün sonra. Yani cezaevi durumu normal bir hastalıkta götürüyorlar mı hastaneye? Hayır. Ancak kalp krizi geçici. Yetiştirdi. Yetişti o da yetişmiyor. En son bir tane arkadaşım kalp krizi geçirdi. Yetiştiren karaka beyin kanamasına geçirdi. Vefat etti. Ne zaman? Bu Yılmaz'ın olayından bir iki ay sonra. Aa. Adamı... Adı soyadı var mı? İbrahim Kaplan. İbrahim Kaplan. Evet. Bir iki ay sonra. Ajanlarda oturuyor. Hatta bu bizim yanımıza da yatıyordu. E4'te, Koğuş'ta. Şeye vuruyorlar, adam kalp krizi geçiriyor. Gardiyan geliyor, müdahale etmiyor. Su tutuyor. Onun direkt kapağı bildirip 112 çağırması lazım. Adam orada vefat ediyor. Kardiyonun önünde vefat ediyor, bir stasyon hastaneye götürüyor.